Evet Esra Çabuk Cömert YouTube kanalından herkese merhaba. Biliyorsunuz kanalda tüp bebek videolarımız eksikti. Tüp bebekle ilgili sorduğunuz konular eksikti. Birkaç bana özelden mesaj atıyorsunuz onlar eksikti. Evet şimdi bomba bir giriş yapıyoruz tüp bebek konularımıza. İlk konumuz AMH. AMH nedir? Nasıl ölçülür? AMH bir glukoproteindir. Yani vücuttaki bir kimyasal yapı taşıdır. Yumurtalıklardan salgılanır AMH. Ve kadın üreme tıbbında çok önemlidir kadın üremesinde yumurtalık fonksiyonlarını gösterir. Yumurtalık rezerv testi olarak geçer. AMH peki, eee AMH testinizin normal değeri ne olmalı sorusunu çok sorarsınız. Evet, AMH değeri ne olmalı? Biraz bununla ilgili tartışalım. AMH normalde 1,5'a 4 arası olmalı. Yani bunun tabi sınıflandırılmaları var ama durum durum değişebiliyor hani bu sınıflandırmalar. Mesela 4'ün üzeri yüksek AMH AMH ya çok yüksek AMH değerleri bir altı yani daha doğrusu iki'nin altı düşük çok düşük AMH değerleri yani bunlar demek oluyor ki yani bir bir altındaki değerler yumurtalık rezervinizin aslında e, çok düşük olduğunu bir buçuk dört arası olduğu ideal olduğunu dörtün üstü yani daha doğrusu böyle altı yedi falan da polikistik overde çıkan değerlerdir çok fazla yumurtanızın olduğunu gösterir genelde polikistik over hastalarında AMH bir tık daha yüksek çıkabilir AMH'nın azlığı yumurtanın sayısının azaldığını, yumurtanın rezervinin azaldığını gösterir. Şimdi AMH hormonuyla ilgili diğer anlatacağım konu FSH hormonuyla farkı nedir? Evet demiştim ki AMH testi ile FSH testinin arasındaki farkları aslında bildiğim şeyler ama gene eksiksiz kalmasın diye size buradan okuyarak devam ediyorum. Şimdi AMH testi yumurtalık kapasitesini FSH testine oranla çok daha net ölçüşmeyebilir. Yani aslında FSH ve antral folikül sayısı yumurtalık rezervinde daha önemlidir. FSH değeri de genelde sabah verilmesi bence idealdir. Ama ee AMH değerini günün herhangi bir saatinde verebilirsiniz. Yani FSH değişkenlik gösterirken AMH herhangi bir saatte de aynı seviyede çıkabilir. FSH'nın aksine yani FSH hormonu adetin 3. günü yapılırken AMH hormonu adetin herhangi bir gününde yapılabilir. AMH testi doğum kontrol haplarından etkilenmemektedir ama FSH etkilenebilir. Açlık, tokluk AMH hormonunu etkilemektedir. Gördüğünüz gibi AMH hormonu başlı başına bir hormon ama bakılmasını ben de buradaki tüp bebek hastalarımda öneriyorum. Peki sıradaki devam edeceğimiz kısım AMH testinin önemi olsun o zaman sizinle.